Taciz üstüne taciz, skandal üstüne skandal. Samsun temsilcimiz Serdar İpek'in ortaya çıkardığı Türkiye'nin kanını donduran ilkokuldaki öğrenciye yönelik taciz skandalı adeta bir zincir halinde büyüyor. Hepimize şok üstüne şok yaşatıyor. Tutuklanan ilkokul öğretmeninin görev yaptığı bir önceki okulda da yine aynı şekilde suçlandığı ve hapisle cezalandırıldığı, buna rağmen yeni bir okula atandığını aktarmıştık efendim. Ve skandaldaki ikinci perde bugün açıldı. Meğer o öğretmen iki önceki okulundan da yine aynı gerekçeyle uzaklaştırılmış. Yani sonuncusu öğretmenin tacizle suçlandığı üçüncü okul. Biz normalde bu adamın ceza almasını beklerken öğretmen yine bir şekilde etti, yaptı, yine memurluk görevine başladı. Yine öğretmen. Yani bu adama kimse dur demiyor. Kimse dur demedi. O da iddiaya göre Samsun'da 3 okul gezdi. 3 okulda da adı cinsel taciz iddialarına karıştı. Ama bu durum bir sonrakine atanmasına engel olmadı. O dönem ne oldu? Benim çocuğum tacize uğradı. Hatta ben adli tıpa benden rapor istedi, götürdüm, %90 çıktı. Ayıp yani ya. Çocuk sabu ya. Nasıl bir kansızlık bu ya? Bir eğitimci olarak, bir baba olarak. Ya benim de burada 1000 tane öğrencim var ya. Ben böyle şeyleri kabul edemem. Samsun'da ilkokulda yaşanan taciz iddiası Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Bugünse öğretmenin adeta okuldan okula atandığı, tacizden tacize karıştığı ortaya çıktı. Cinsel taciz sanığı öğretmenin bir önceki görev yeri bu okuldu, bu okula atama nedeni ise inanılacak gibi değil ama bir önceki görev yerinde de cinsel tacizle suçlanıp hakkında soruşturma açılmasıydı. Bu olay benim çocuğumun söylemesiyle çıktı. Baba öğretmenin ilk taciz dosyası olmadığını öğrendiğinde adeta şoke oldu. Bu ilk olayın Ayvacık'ta yapıyor. Mahkemede de var Ayvacık dosyası. Bunun öğretmenlik yaptığını duyduğumda şok oldum. Dosyasına bakılır. Bu nasıl bir öğretmen? Sıkıntılıysa alma arkadaşım. O dönem cinsel taciz suçlamasıyla öğretmenden şikayetçi olan baba kimseden destek göremediğini anlattı. Rüşvet teklif ettiler, bu olayı kapatalım, sana para verelim, yok dedim. Adliyede bana saldırdılar, bizim avukatımıza saldırdılar. Ve bunu yapan veliler. Bak şimdi 9 tane daha canı yandı. Öğretmenin ikinci kez taciz iddiasıyla suçlandığı okulun müdürü Levent Kurtuluş ise iddiaların yetkili mercilere bildirildiğini anlattı. Benden 2 yıl çalıştı, benden önce gelmişti, bilmiyorum yani. Bu sapıklık, hastalık nereye koyarsan koy, bu doktorlar mı koyacak, yargı mı koyacak yani. Siz o zaman işlem yaptınız mı kendisiyle ilgili? Yaptık tabii canım, tabii yaptık. Nasıl bir işlem? Rehber öğretmenlerim aracılığıyla olay tespit oldu. Velilerim gelmişti. Sonra açığa alındı. Ondan sonraki kısmını biz bilmiyoruz. Taciz şüphelisi öğretmen ikinci okulunda da iki öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu suçlaması nedeniyle cezaevine girdi. Hakim 25 yıl cezaya hükmetti. Yargıtay süreci devam ettiği için salıverilip görevine geri döndü ve bir kez daha başka okula atandı. Ve atandığı üçüncü okulda da yine cinsel taciz iddiasıyla tutuklandı. Veliler güçlükle sakinleştirildi. Öğrencilere cinsel taciz şüphelisi öğretmen adeta okul okul gezdirildi. 3 okulda da aynı skandalın başrolüydü. Yine tutuklu, yine cezaevinde taciz iddialarını kabul etmiyor. Hala dava süreci devam ediyor. Böyle bir şey olması sizce doğru mu yani? Gerçekten çok utanılacak bir hal bu. Ne diyeyim, Allah belasını versin. Ne diyeyim yani? Gizlisi saklısı yok efendim. Her şey apaçık ortada. Hakkındaki ağır iddialara, korkunç ihtimale karşı okul okul gezdirmişler bu adamı. Çocuklar cinsel tacizle suçlandıkça görevden alıp hapse atma yerine bir başka okula atamışlar bu öğretmeni. Hani şu ana kadar ortaya çıkardığımız 3 okul var. Üçünde de tacizle suçlanmış ama adeta bir daha yap der gibi çocuklar emanet edilmeye devam edilmiş. Yetkililere sesleniyoruz. Böyle vahim bir durum nasıl gözden kaçar? Var mı bu skandalın bir açıklaması? Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri de bir açıklama yapacaktır.